Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa Eser, e, temel zootekni dersimizin e, hayvan barınakları başlıklı 10. ünitesini sizlere özetlemeye çalışacağım. E, bu ünitemizde hayvan barınaklarının genel özellikleri, barınaklar nasıl dizayn edilir, bunlarla ilgili bilgi vermeye çalışacağız bir çiftliğin en önemli yapı elemanları hayvanların bir ömür boyunca yaşadıkları barınaklardır. Barınaklardan beklenen faydanın sağlanabilmesi amacıyla da işletme tipi ve kapasitesi, üretim yönetimi gibi faktörler dikkate alınarak hayvan tipine ve yapılacak olan üretim yönüne yani verim yönüne en uygun barınak tipinin belirlenmesi gerekmektedir. Barınakların çok pahalı bir malzemeden, lüks bir malzemeden yapılmış olması çok önemli değildir. Burada önemli olan fonksiyonel olması ve hayvanların sağlıklı koşullarda barınabileceği bir kalitede olmuş olması önem arz etmektedir. Barnaklar planlanırken hayvanların e, türüne ve verim yönüne uygun tarzda planlanması ve hayvanların e, fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayabilecek e, tarzda olması gerekmektedir. İşletme ya da e, çiftlik planlanmasında sadece barınak değil, sağım ünitesi, gübrelik, e, yem ve ot deposu, ekipmanlar ve benzeri e, diğer bütün e, odalar ya da alanlar diyelim bir bütün olarak düşünülmesi gerekmektedir ve bu şekilde planlanması gerekmektedir. Bu ünitemizde sığır, koyun, keçi ve tavuk barınaklarından bahsedeceğiz. Sığır barınaklarına ahır adı verilmektedir. Hayvanların e, süt ve yönüne, yaşına, cinsiyetine, kapasitelerine, hayvanların bağlanma ve barınağa sahip olduğu çatı şekillerine göre farklı şekillerde sınıflandırılabilmektedir. Ahır türü hangi şekilde e, olursa olsun, yapılırsa yapılsın hayvanların yeme, içme, dinlenme gibi ihtiyaçlarını rahatlıkla görebileceği, aynı zamanda hayvanları da hava cereyanı, yağmur, rüzgar kar ve güneş gibi iklimsel olumsuz etkilerden koruyabilecek tarzda dizayn edilmesi, edilmiş olması gerekmektedir. Sığır barınakları verim yönüne göre süt sığırı ahırları ve besi sığırı ahırları olmak üzere iki kısmına incelenir. Süt sığırı ahırları dü, içerisinde düve, sağlan inekler, süt vermeyen kurudaki hayvanlar, gruplar halinde buz ise genellikle bireysel buzağa bölmeleri içerisinde barındırılırlar uzaklar hariç diğer hayvanların için kullanılan barınaklar, kapalı, bağlı ahırlar, serbest açık ahırlar ve serbest duraklı ahırlar olmak üzere sınıflandırılabilmektedir. Burada kapalı bağlı ahırlar hakkında bilme, e, bilmemiz gerekenler, burada hayvanlar durak denilen bireysel bölmelerde barındırılırlar. E, duraklar hayvanın yaşı, ırkı, ağırlığı, e, gübre temizleme sisteminin özelliğine bağlı olarak e, 140 ila 200 santimetre uzunluğunda, yine 110 ila e, 120 santimetre genişliğinde ahır içinde hayvanların bağlandığı, aralarında e, genellikle metal araçların bulunduğu birbirine paralel bireysel alanların olduğu tipte ahırlardır. Ee, bu ahır sisteminde e, hayvanların dinlenme, yemlenme, yemleme ve sağım işlemleri duraklarda yapıldığından hayvanların e, hayvan başına daha az alana ihtiyaç duyulmaktadır. E, i̇neklerin bakımı ve sağımı kolaylıkla yapılabilir. Bu, e, bu bu ahır tipinde. Bu sistemde etkili bir havalandırma sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Son 10 yılda işletme kapasitelerinin artması, hayvanların sevk ve idaresi, e teknoloji düzeyindeki gelişmeye ve e bazı hastalıklar ile barınak tipi arasındaki ilişkilere bağlı olarak e kapalı duraklı ahırlar önemini kaybetmiş durumdadır. Serbest ahırlar, serbest açık ahırlar, inekler bu tip ahırlarda eksi 5 santigrat derece ile artı 15 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda verim düzeyleri ve sağlıkları olumsuz bir şekilde etkilenmeden yaşayabilmektedirler. Hatta eğer ki uygun bir rasyon programı yani hayvanlara besleme programı yapıldıysa hatta eksi 15 santigrat dereceye kadar da hayvanlar bir sorunla karşılaşmadan yaşamlarını idame ettirebilirler. Ancak burada e, sadece sıcaklık değil tabii ki sıcaklıkla birlikte rutubetin de düşünülmesi gerekmektedir. Sıcak ve soğukla birlikte yüksek rutubetin olumsuz etki yapılabileceği unutulmaması gerekmektedir. E, çok soğuk e, çevre şartlarında hayvanlar daha fazla yem tüketmeleri gerekmektedir. E, bundan dolayı ee, süt sığırcılığında tamamen kapalı ve pahalı ahırlar yerine maliyeti daha düşük olan e, hayvanlara doğal ortamlarına daha yakın olan e, açık ahırların seçilmesi daha doğrudur. E, bu sistemin yararları arasında e, barınakların hayvan sayısındaki e, artışı kolayca uyum sağlaması hayvan sayısındaki artışa kolaylıkla uyum sağlaması, daha iyi kalitede ve daha fazla miktarda gübre elde edilmesi, herhangi bir doğal afete karşı da sürünün güvenliğinin daha kolay sağlanabilmesi sayılabilir. Yataklık gereksiniminin çok fazla olması en önemli olumsuz yönüdür. Ahıra günlük olarak atlık ilavesi yapılması gerekmektedir. İdeal koşullarda sığırların sabah sağımından sonra atlığının yenilenmesi, yeni taze atlığa sahip ahıra da geri dönmeleri gerekmektedir. Ee, serbest duraklı ahırlarda e, bağlı duraklı ahır ile serbest açık e, ahırların iyi ve istenen özelliklerinin bir araya getirildiği açık ahır sistemi serbest duraklı ahır olarak bilinmektedir. Serbest açık ahırların tek farkı dinlenme yerlerinin serbest duraklı olmasıdır. Yemliklerin önünde yine yemleme, tutma, bağlama, kolaylığı için bir kilit sistemi vardır. Günümüzdeki büyük kapasiteli modern entansif işletmelerde en fazla kullanılan ahır tipi bu ahır tipidir. Serbest duraklı ahırlarda mekanizasyon ve teknoloji kullanımı daha kolay olduğu için işler kolaylaştırılmakta işletmede işçilik oldukça azalmaktadır. Bu şekilde üretim maliyetleri de düşürülmektedir. Besi sığır ağırları kapalı, yarı açık veya açık ahır şeklinde olabileceği gibi bağlı duraklı, serbest duraklı veya ızgara, beton ve toprak zemin tavanlı ahırlar olarak da sınıflandırılabilmektedir. Hangi tarzda ahır yapılırsa yapılsın hayvanlara normal istirahat pozisyonunda rahatlayabilecekleri şekilde kuru ve yeterli bir zeminin ayrılması gerekmektedir. Altlık ya da yataklık olarak 5 ila 6 cm kalınlığında odun talaşı ya da saman kullanılması gerekmektedir. Altılık haftada e, üç kez karıştırılmalı, e, çamur kıvamında e, veya çok ıslak olan bölümler varsa bu kısımların da değiştirilmesi gerekmektedir. Tavuk barınaklarından bahsetmek gerekirse e, modern ve e, entansif üretimde yüksek verimli hibrit tavukların... E, kullanılması ile birlikte hastalık, e, hayvan hastalıkları ve çevresel e, şartlara karşı hayvanlar daha duyarlı, e, duyarlı hale gelmişlerdir. Bundan dolayı e, iklimsel açıdan daha kontrollü şartlarda e, bakım yöntemlerinin sağlanması gerekmektedir. E, tav e, tavuk barınaklarına biz kümes adını vermekteyiz. E, ve tavuklar e, verim yönlerine göre de farklı tipte kümeslerde barındırılabilmektedirler. Tavuk kümesleri imşa şekillerine göre e, pencereli perdeli, ve tamamen kapalı kümesler gibi sınıflandırılabileceği gibi verim yönüne yani üretim yönüne göre de damızlık tavuk kümesleri, etlik piliç üretim kümesleri ve sofralık yumurta üretim kümesleri olarak sınıflandırmak mümkündür. Pratik hayatta zemin yapısına göre de sınıflandırmada en yaygın olarak kümesler, kafes sistemi, ızgara altlık sistemi, tamamı ızgara sistemi ve derin altlık sistemi olarak sınıflandırılabilmektedirler. Sofralık yumurta üretimi için e, kafes sistemi, ızgara altlık sistemi, e, tamamı ızgara sistemi ve e, derin altlık sistemi gibi geleneksel e, sistemlerde ya da kuşluk e, kuşluklu tünelle ya da zenginleştirilmiş modifiye e, kafes ve serbest dolaşımlı gibi alternatif sistemlerde de yetiştiricilikler yapılabilmektedir. Kafes sisteminin e, başlangıç yatırım maliyeti daha yüksektir. E, sofralık yumurta üretimi dünya genelinde yaygın olarak e, kafes sisteminde gerçekleştirilmektedir. E, bu amaçla kullanılan değişik tipte de kafesler mevcut olup e, en yaygın kullanılan apartman tipi kafes sistemidir. E, apartman tipi kafeslerde e, Kafes bölmeleri apartman gibi kat kat olup her kat arasında gübre temizleme bandı mevcuttur. Kafesler genelde 48 ile 50 santim uzunluğunda ve derinliğinde olup bir kafes bölmesinde 7 ile 8 adet de tavuk barındırılabilmektedir. Yumurtanın öne doğru yumurtlanıp yuvarlanıp toplanabilmesi için zemini eğimli olup ön tarafında da kanal tipi yemlik içinde ise damlalıklı tipte bir suluk mevcuttur. Kafes sisteminde Avrupa Birliği ülkelerinde her kafes içerisinde 4 adet e, tavuğun barındırılmasına müsaade edilirken e, ülkemizde ise genel uygulamada her kafes bölmesinde 6 ila 8 adet tavuğun barındırılması mümkündür. Bazı Avrupa Birliği ülkelerinde kafes sisteminin kullanımı yasaklandığı için kuşluklu, tünekli ve e, serbest dolaşımlı gibi yeni kümes sistemleri de kullanılmaktadır. Kafes sisteminde tel ızgara zemin üzerinde üreme faaliyetlerinin rahatlıkla yapılamaması damızlık tavuk kümeslerinde bu tür zeminin kullanılmasını engellemektedir. Bu nedenle en yaygın olarak ızgara altlık sistemi olan kümeslerde damızlık tavuk tavuklar yetiştirilmektedir. Çok yaygın olmamakla birlikte damızlık tavuk yetiştiriciliği çok sayıda tavuğun bir arada barındığı daha geniş modifiye kafeslerde ya da ıslah işletmelerinde daha küçük bireysel kafeslerde de yapılabilmektedir. Etlik biliçler hızlı gelişen, ağır, sürekli yatma eğiliminde olan hayvanlar oldukları için ızgara ya da kafes zemin üzerinde göğüs etinin kalitesinin bozulmasının engellenmesi gerekmektedir. Bu şekilde göğüs kalitesi bozulabilmektedir. Bundan dolayı etlik pirinçler dünya genelinde derin altlıklı zemine sahip kümeslerde yetiştirilebilmektedirler. Altlık materyali olarak ise en fazla büyük partiküllü odun talaşı ya da çeltik kavuzu bunların da temin edilmesinde bir güçlük yaşanılırsa bu durumda rutubeti emmeyi sağlayacak olan saman kullanılabilmektedir. Burada önemli olan toz yapmayan karakterde olması ve hayvanları zeminin soğuğundan koruyabilecek karakterde bir materyalin olması gerektiği unutulmamalıdır. Ee... Koyun ve keçi barınaklarına baktığımız zaman genellikle e, koyunlar e, çevresel koşullara en dayanıklı evcil hayvanlar arasında bulunmaktadır. Değişken çevre şartlarına çabucak uyum sağlayabilirler. Kalın yün, e, yün tabakaları sayesinde e, ani sıcaklık düşmelerini kolaylıkla bertaraf edebilirler. E, sıcaklık stresine karşı da dayanma yetenekleri oldukça yüksektir. E, koyun ve keçi barınaklarına ağıl adı verilmektedir. Ağıllar planlanırken soğuktan e, çok sıcaktan korunma esasında e, üzerinde durulmalı ve rutubeti yüksek olmayan bir ortamda barınakların kurulmaya çalışılması gerekmektedir. Koyun ve keçiler solunum sistemi hastalıklarına karşı hassas olduklarından dolayı yeterli bir havalandırmanın sağlanması ve hava cereyanlarından da korunması gerekmektedir. Koyun ve keçi ağları tamamen kapalı olabileceği gibi üç tarafları ya da genelde kuzey tarafı kapalı yarı açık tarzda da tasarlanılabilen ağlar bulunmaktadır. Keçi barınakları ise korum e, genellikle koyun barınaklarına benzer tarzdadır ve tasarlanırken koyun barınakları gibi tasarlanabilir. Fakat burada e, dikkat edilmesi gereken husus keçiler koyunlara göre daha hareketli ve çevik oldukları ve meraklı oldukları için e, ağır içi düzenlemelerinde keçi bölmelerinin koyunlarınkinden biraz daha farklı olması gerekmektedir. E, keçilerin sıçrama yetenekleri de dikkate alınarak bu hareketlerini engelleyecek tarzda önlemlerin alınması gerekmektedir.